koşullanma ile ilgili bazı kavramlara bakacağız. Bu kavramlar hem edimsel hem de klasik koşullanma için geçerli. Bunlardan bir tanesi pekiştirme. Pekiştirme, davranışın kuvvetlendirilmesi demek. Pekiştirmenin olması için bir davranışın yapılması bu davranışın çevrede bir değişiklik meydana getirmesi ve bu değişiklik sonucunda da davranışın yapılma sıklığında artış olması gerekir. Ve pekiştirme iki yolla yapılır. Olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme. Olumlu pekiştirme ile başlıyoruz. Pozitif pekiştireç verildiğinde davranışın yapılma sıklığı artar. Turndark'ın deneyinde de Pavlov'un deneyinde de hayvanlara verilen yiyecek pozitif pekiştireçtir. Aslında olumlu pekiştirme bizim günlük hayatta kullandığımız ödülün tam karşılığıdır. İkinci pekiştirme yolu olumsuz ya da negatif pekiştirmedir. Burada da yine davranışın yapılma sıklığını arttırmaya çalışıyoruz. Davranışı yapılıyor. Bu davranış ortamda var olan bir durumun sonlanmasına ya da engellenmesine sebep oluyor. Ve bunun sonucunda da yine davranışın gelecekte yapılma sıklığı artar. Buna negatif pekiştirme denir. Şimdi burada Olumsuz pekiştirme ile olumlu pekiştirmeyi şöyle karşılaştıralım. Şeker tuvaletini bahçeye yaptığında ben eğer ona yiyecek verirsem bu tam olarak pozitif pekiştirmedir. Yani ödüldür. Fakat şeker tuvaletini bahçeye yaptığında ben onun hoşlanmadığı bir şeyi ortadan kaldırırsam eğer bu negatif pekiştirmedir. Varsayalım, ben şekeri bahçeye tasmayla bağladım. Ve ne zamanki çişini bahçeye yaptığında tasmayı çıkartırsam eğer bu onun için negatif bir pekiştirme olacaktır. Olumlu pekiştirme ortama belli bir olay ya da nesne katarken, olumsuz pekiştirme olay ya da nesneyi engeller. Ama her ikisinin sonucunda da davranışın gelecekte yapılma sıklığı artar. O yüzden adı pekiştirme. Şimdi burada birkaç tane önemli notumuz var. Bakalım. Pozitif pekiştirmede yani ödülde pekiştireç olarak kullandığımız nesneler genellikle canlının normal şartlar altında da yakınlaşacağı nesneler yani çekici uyarılardır. Yiyecek gibi. Negatif pekiştirmedeki nesnelerse canlının normal şartlar altında da uzak durmayı tercih edeceği nesneler yani itici uyarıcılardır. Yine hatırlayalım. Şekere verdiğimiz yiyecek ve çıkardığımız tasma gibi. İkinci not. Bir uyarıcı tek başına negatif ya da pozitif olarak adlandırılamaz. Mesela biz asla yiyeceği sadece yiyeceği pozitif olarak adlandırmayız. Bu adlandırmak uyarıcının organizma ile ilişkisine bağlı. Üçüncü notumuzsa pekiştireçler birincil ya da ikincil olarak da adlandırılabilir. Bu başka bir durumdur. Birincil pekiştireçlerde söz edilenler yiyecek, su, uyku gibi fizyolojik güdülerken ikincil pekiştireçlerde söz edilenler tamamen sosyal güdüler olacaktır. Birincisi pekiştirmeydi. İkincisi ceza. Cezada da biz davranışın yapılma sıklığını azaltmaya çalışırız. Bunun için kullanırız. İstenmeyen davranışın sıklığını azaltmak için kullanılan yöntem cezadır. Yani pekiştirmenin tam tersidir. Ceza iki şekilde gerçekleşir. Birinci tip ceza ve ikinci tip ceza. Birinci tip cezada pozitif pekiştirmenin tam tersi bir durum vardır burada. Davranışı yapılır, bu bizim istemediğimiz davranıştır. Ortama yeni bir durum katılır, bunun sonucunda da bu davranışın yapılma sıklığı azaltılmaya çalışılır. Yani bizim günlük hayatta kullandığımız cezadır, birinci tip ceza. İkinci tip cezada ise yine davranış yapılır, istemediğimiz davranıştır bu. Ortamda var olan uyarıcı ortadan kalkar ya da engellenir. Bu durumda da davranışın yapılma sıklığı yine azalır. Şimdi bu dört tane kavram çok karıştırılır ve bunu da ÖSYM bildiği için bununla ilgili çok fazla soru sorar. Bir tablo var eğer bu tabloyu bir şekilde aklınıza yerleştirebilirseniz bu konuyu kavrarsınız diye umuyorum. Şimdi pozitif pekiştireç davranışın yapılma sıklığını arttırmak için kullanılır. Ortamda olmayan bir çekici uyarıcı ortama eklenir. Negatif pekiştirme yine davranışın yapılma sıklığını arttırmak için kullanılır. Fakat bu sefer organizma için itici olan bir uyarıcı ortamdan çıkartılır. Birinci tip ceza davranışın yapılma sıklığını azaltmak için kullanılır. Burada da itici bir uyarıcı ortama eklenir. İkinci tip cezada ise yine davranışın yapılma sıklığı azaltılır. Fakat bunun için organizma için çekici olan bir uyarıcı ortamdan çıkartılır. Şimdi bir örnek üzerinde bunları bir pekiştirelim. Demişim ki bir daha beni ararsan seni şikayet ederim. Şimdi bir daha beni araması, yapmasını istemediğim bir davranış. Yani azaltmaya çalışıyorum davranışı. Seni şikayet ederim diyorum. Yani ortama eskiden var olmayan bir şey katıyorum. Dolayısıyla birinci tip bir cezadan bahsediyorum. Diyorum ki bir daha beni ararsan yine istemediğim bir davranış. Azaltmaya çalışıyorum. Evini yakarım diyorum. Yani elinden onun için çekici bir şeyi almaya çalışıyorum. Dolayısıyla ikinci tip bir ceza kullanıyorum. Diyorum ki bir daha beni aramaz isen yani bu davranışı yapmamasını sağlamaya çalışıyorum. Seninle son bir kez yemeğe çıkıyorum. Çıkarım diyorum. Yani ödül veriyorum. Yani pozitif pekiştirme kullanıyorum. Bir daha beni aramaz isen bunu yapmasını istemiyorum. Şikayetimi geri alırım diyorum. Yani onun için itici bir şeyi çıkarmaya çalışıyorum ortamdan. Bu şekilde ödüllendiriyorum. Negatif pekiştirme kullanmış oluyorum. Bir not Ceza davranıştan hemen sonra gecikme olmadan uygulanırsa daha etkili olacaktır. Bunu köpek eğitenler iyi bilirler. Ayrıca ceza ne kadar şiddetli olursa maalesef etkisi de o ölçüde artacaktır. Verilecek ödül ya da cezanın canlının türüne ve ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Yani köpeğe ot verirseniz ata et verirseniz bunlar mesela ödül ya da ceza yerine geçmeyecektir. Müzik